Bak, bu bir re. Bir re. Servetteki gibi. Ve şöhret gibi. Bıçağı bana ver, güneş doğuyor. Okuma yazma bilen birisi köye faydalı olabilir. Bizim çatıyı onaracak birine ihtiyacımız var. Balta kullanan birine. Ah! Ah! Tanrı neden beni beceriksiz bir oğulla cezalandırdı? Diğer çiftçilerin oğulları çok çalışkan. Kadar yeter. Bu kralın ulağı. Majesteleri Kral Konrad, halkı hasada başlamasını emrediyor. Fırtına yaklaşıyor. Kralımız bizim için her şeyin en doğrusunu bilir. Ekinlerin olgunlaşması için birkaç gün daha lazım. Beklemek zorundayız. Sessiz ol! Ama beklemezsin... Sus! Bunlar cahil bir çiftçinin sözleri. Aç kalmak istiyorsanız tercih sizin. Hadi, geç olmadan gel, hadi. Daha az vergi verseydik, kraliyetin ihtarlarına ihtiyacımız olmazdı ve aç da kalmazdık. Daha fazla yiyemeyeceğim, çok doydum. Gözlerini kapat. Gözlerimi mi? Tamam. Konrad, o da ne? Gözlerini aç. Bir yakut. Ah, bu harika. Bakayım. Yaşam ve aşkın taşı. Kraliçem için cevherlerin en güzeli. Teşekkür ederim Konrad. Peki ya ben baba? Burnuna ne kokusu geliyor kızım? Şark kokusu. Çikolata ve şekerler. Ah, bunlara dayanamam. Bir tane alacağım. Hayır, onlar sadece, değil. Sadece bir tane. Bu sesler. Hangi sesler baba? Hiçbir şey Baloo'ya engel olamayacak. Peki ya fırtına? Hava festival süresinde çok güzel olacak, emin olabilirsin. Baban her şeyi bilir. Öyle mi? Evet. Acele et, zamanımız azalıyor. Güzelliğinle misafirlerimizi büyüleyeceksin Beatrice. Teşekkür ederim Konrad, harika bir hediye. Benim parmağım mı duyabilir? Ah Leonora, senin yaşındayken koca bulmak için tek yapmam gereken bir bakış atmaktı. Bunun için henüz erken. Öyle mi dersin? Hayatının tadını çıkar. Ama... Yeter. Zamanı geldi. Gel.
Ne zamandır bize hizmet ediyorsun Heinrich? 60 yıldan fazla oldu majesteleri. Artık devam edemeyecek misin? Hayır. Tamam. Sadece yarısını toplayabildik. Kralın uyarısı olmasaydı hepsini kaybedecektik. O zaman her şey yolunda. Hadi. Hala yemeğimiz varken yiyin. Keçiler, tamir ettiğim deliklerde sorun yoktu. Bu yeni olmalı. Evet. Senin için hiçbir şey yeterli olmuyor. Babanın izinden git. Dedenin ve onun babasının izinden gideceksin. Bu bize ne kazandırdı? Açlıktan ölüyoruz. Beni bekleyen gelecek buysa... Bu hayatı yaşamak istemiyorum. Andres. Okumanın seni ileri götüreceğini mi sanıyorsun? Bütün zenginler okuma yazma biliyor. Yani evet. Başka? Delikleri olmayan kıyafetler giyiyorlar. Gerçek yataklarda uyuyorlar. Onlar zeki oldukları için zenginler baba. Ben dürüst bir çiftçiyim ve sahip olduklarım için çok çalışıyorum. Peki sen kimsin? Lütfen yapma. Sen kimsin? Mathis, yapma. Ben senin malın değilim. Lütfen yapma. Yapma. Öyle mi? O zaman git. Dünya seni bekliyor. Evet. Hayır, gideceğim. Hayır. Hayır. Yürü. Bekle. Bekle. Daha sıkı. Bu kadar çekingen olma. Göğüslerin öne çıkması gerekiyor. Hazır değil misin? Geç kalacağız ama. Nasıl görünüyorum? İyi. İyi mi? Harika görünüyorsun. Dikkat et beceriksiz kız. Tepsim nerede? Neden o elbiseyi giyiyorsun? Sana mor bir elbise göndermiştim değil mi? Burada yok efendim. Sandığa bak o zaman. İçinde ne olduğunu hatırlıyor musun?
Neyin içinde? Altın kasenin. O güzel kafanı fazla yorma Leonora. Babana küçük bir sırrı olabilir. Bu onun hakkı. Hadi. Yakut'um. Burada bir yerde olmalı. Ama burada değil. Majesteleri ben... Yüzüğün burada. Burayı toplamanın zamanı gelmiş. Merhaba yol arkadaşım. Kanadına ne oldu? Merak etme. Tamam. Al bakalım. Al. Karnını doyur. İyi şanslar. Kraliyet balosu için hazırlanan madalya efendim. Bunu hak ettiğini düşündüm. Harika bir fikir. Halk buna bayılacak. Cepler. Majesteleri. Cepler. Mektuplarım. Pis hırsız. Özel hizmetkarım olarak bu adamı mı seçtin? Benim hatam. Özür dilerim efendim. Karı başlatın. Hayır! 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 Kaldın. Geç mi kaldın? Dünyanın bütün şairleri güzelliğini tarif edecek bir şiir yazmak için 1000 yıl boyunca bir zindana kapatılsa yeterli kelimeleri bulamazlardı. Zindanda şiir yazmak zordur Arnold. Bir bilgenin sözleri. Bilge mi? Burada tek bir bilge var, o da tahtta oturan adam. O sadece bir şövalye. Ama yaverine emirleri o veriyor. Ayrıca yakışıklı. Fazla acele etmeyelim. Onun kocası günün birinde kral olacak. Doğru. Thank you.
şekilsiz. Dans. Tamam. Körküm. Efendim. Efendim. Sen. Efendim. Burada ne işin var? Ben. Burada ne oluyor? Bir göçebe. Belki de bir hırsız. Hayır, ben bu anahtarın düştüğünü gördüm ve size getirdim. Onu taht odasına götür. Benimle gel. Ben bir şey yapmadım ki. Anahtarı neden aldın? Sadece geri vermek mi istiyordun? Evet efendim. Majesteleri. Evet majesteleri. Anahtarı neden saklamadın? Zinciri altından da o size ait. Nemo enim protes personam dio ferre. Okuma biliyor musun? Öğreniyorum. Bu Latince ne anlama geldiğini biliyor musun? Hiç kimse sonsuza kadar maske takamaz. Bu eski bir atasözü. Bize gerçekte kim olduğumuzu hatırlatmak için. Sen hangi maskeyi takıyorsun? Hiçbirini. Ben Andres. Matisse'in oğluyum. Bir çiftçi çocuğu. Evet. Hayattan daha fazlasını istemek utanılacak bir şey değildir. Sadece yolunu bulman gerek. Yolunu biliyor musun Andres? Kendi temizliğinden sen sorumlusun. Al. İyice temizle. Kralın özel yaveri. Neredesiniz prenses? Sizi bulacağım. Majesteleri. Ben... Ben... Her zaman kralın hizmetinde olacaksın. Kıyafetlerinden ve yemek servisinden sen sorumlusun. Bu kapı yalnızca kral ve özel yaveri tarafından kullanılabilir.
Bu kapı senin en önemli görevine açılıyor. Hazineyi bul. Altın bantla sarılı olan mavi taş en saf eller çekicisi. Bütün görkemine rağmen yakınımdaki en küçük yıldızdır. Anahtar yok mu? Kral boynumda bir anahtar taşıdığı için düşünmüştüm. Bu dizeleri ezberle. Her gün yemekten sonra kral sana bir işaret verecek. Bunu ona götüreceksin. Ona yalnızca elinden kaymaması için bakacaksın. Onu majestelerinin önüne koyacaksın ve onu hemen yalnız bırakacaksın. Kral odadan çıkana kadar bekleyeceksin. Sonra onu kaldıracaksın. Ve buraya getirip kilitleyeceksin. Bu kadar mı? Asla içine bakma. Asla. Bunu unutma. Neden bakayım ki? Ben krala hizmet ediyorum. Merak herkesin içinde yaşar. Şahsen ben artık bu yükü taşımayacağım için çok mutluyum. İçine bakarsam ne olur? Hayat değerlidir evlat. Çok değerlidir. Hoşça kal. Sen de kimsin? Seyis ne söyledi? Her şeyi denemiş.
Phoenix. Phoenix lütfen ayağa kalk. Prenses, Colleen'in tedavisi yoktur. Bu at ölecek. Hayır, ölmeyecek. Bu sadece bir hayvan Leonora. Onu hızlı ve acısız bir şekilde öldüreceğim. Ve yarın sana harika bir at getireceğim. Bakabilir miyim? Burada ne işin var? Çık dışarı. Bir dakika. Atlar hakkında bilgin var mı? Biraz. Onun adı Phoenix mi? Çok güzelsin. Tamam, geçti. Keçimizin de karnı ağrırdı. Keçin mi? Bu kadar yeter. Çık dışarı. Bırak onu. Meyan kökünü deneyin efendim. Meyan kökü. Majesteleri. Arnold! Arnold! Gelin. Beni çağırmışsınız majesteleri. Krallıkta bir hain yaşıyor. Kim bu hain? Kont Emrich. Bir kont? O ve bütün klanı. Buna ben de inanamamıştım. Benden bir dağ dolusu gümüş saklıyor.
Ne vergi veriyor ne de başka bir şey. Korkarım ki ailesi servetten daha çok fazlasını istiyor. Ne yapacaksınız? Onu bana getir. Onu ve oğlunu. Bunun bedelini ödeyecekler. Hiç kimse krala ihanet edemez. Hiç kimse. Benim için büyük zevk majesteleri. Gelin. Nezaket kurallarını unuttun mu? Siz? Daha iyi birini mi bekliyordun? Majesteleri. Buraya sana teşekkür etmek için geldim. Atım çok daha iyi. Ayağa kalkıyor, yemek bile yiyor. Phoenix, demek meyan kökü faydalı oldu. Bunu duyduğuma sevindim. Teşekkür ederim. Yazabiliyor musun? Tek görevi altın bir kase taşımak olan bir yaver için. İçine baktın mı? Neden soruyorsunuz? Bu yasaktır. Çok kötü. Sen sadece bir hizmetçisin. Oysa ben özel biri olduğunu düşünmüştüm. Kont Emri. Bunun ne demek olduğunu söyleyin. Bir dağ dolusu gümüş sakladığın söyleniyor. Bırak beni hemen. Korkarım ki bunu yapamayacak. Benim emirlerimi uyguluyor. Taht odasına götürün. Güçlü ol baba. Yakalayın onu. Öylece dikimeyin. Kaçağı yakalayın. Kral haklıymış. Bir dağ dolusu gümüşün var. Hala arazimizde olduğunu bilmiyorduk. Yemin ederim. Tabii ki.
Size neden yalan söyleyeyim ki? Benden öncekiler gibi burada ölmek için. Buradan uzaklaşın. Hadi, hadi yürü. Çabuk. Gidelim buradan. Artık gidelim buradan. Yardım et. Lütfen yardım et. Ben krala hizmet ediyorum. Kral canavarın teki. Biz masumuz. Bana yardım et. Firarın uzun sürmedi. Vergi ödemeden ganimet saklamak yalan söylemektir. Öyle değil mi? Ve krala yalan söylemek vatana ihanettir. Hiçbirimiz bilmiyor. Aptal olduğumu mu sanıyorsun ha? Bir dağ dolusu gümüşünüz var. Onunla bir ordu satın alıp kralı devirebilirsiniz. O zaman neden şimdiye kadar biz o gümüşü çıkarmadık söyler misiniz? Neden oraya giden bir tek ayak izi bile bulamadınız? Ha, bunu da açıklayın. Siz söyleyin. Ama muhtemelen söyleyecekleriniz de yalan olacak. Gerçek şu ki gümüşün varlığından sadece senin haberin vardı. Sizleri affedeceğim. Öldürmeyeceğim de. Sadece topraklarınıza el koyacağım. Onlara zindana atın. Bırak beni, bırak. Çek ellerini. İyi iş çıkardın Endres. Affedersiniz. Şarap alır mıydınız? Belki sonra. Ne bir kartal. Bir kartal. Çok güzel bir hayvan. Müsaadenizle. Onu babamın kardeşi çizmişti. Fredrik amcam. Uzak topraklara yaptığı seyahatlerden kalma. Babanızın kardeşi mi? Evet, babamın küçük kardeşi. Çok fazla hayvan çizmiş. Fare bile var. Evet, fare bile. Bütün hayvanları çizerdi. Ve hepsi için bir hikaye yazardı. Konuşabilir. Amcamın hayal gücü çok gelişmişti. Ona ne oldu? Ben çok küçükken günün birinde kayboldu. Kimse nereye gittiğini bilmiyorum. Gümüşü madenden çıkarmaya hazırız. Çok güzel. Majesteleri, çocukluğumdan beri size sadık bir hizmetkarım.
bir şövalyenin olması gerektiği gibi. Kızınız artık küçük bir çocuk değil. Müsaadenizle kızınız Leonora ile evlenmek için izninizi istiyorum. Şunu bilmelisin, bu krallığı bir şövalyeye emanet etmek için kurmadım. Cehaletini unutabilmem için gözümün önünden yok ol. Babanın toprakları çok geniş. O kral. Baban hakkında ne biliyorsun? Her istediğimi yerine getirir. Neden sordun? Daha fazlasını da yapabiliyor. Neden bahsediyorsun? Babam hakkında ne biliyorsun? Hadi söyle. Senin babanın da hayvanlarla arası iyi. Bu bir sır değil. Bütün ailemiz öyledir. Majesteleri. Boş zamanını hizmetçilerle mi geçiriyorsun? Seninle geçirmektense onu tercih ederim. Sana küçük bir şövalye olduğunu mu söylüyor yoksa? Müsaaden mi? Neden bahsediyor? Kasenin içinde ne olduğunu neden merak ediyorsun? Sırlardan nefret ederim. Thank you.
Şanslısınız. Çanlar ve fareler sana bir şeyler bırakmış. Yorgun görünüyorsun. İyi uyumadın mı? Neden kaseye gittin? Bir rüya gördüm. Birisi kaseyi çalıyordu. Kontrol etmek istedim. Atları hazırla. Ava çıkacağım. Seferinde aynı şey. Ama giderken ne giyeceğimi hiç bilemiyorum. Tilki kürkün. Evet, tilki kürküm, doğru. Andres, tilki kürkümü getir sandığımda. Emredersiniz. Kırmızı tilki. Umarım ne olduğunu biliyordur. O bütün hayvanları tanıyor. Her zamanki gibi büyüleyici görünüyorsun. Prenses, sizinle konuşmam gerek. Yalnız. Yüzüğün nerede? Yoksa ondan sıkıldın mı? Hayır. Onu getirteceğim. Ona kimse dokunmamalı. Bir daha. Yüzük nerede? Bende değil. Yalancı. Odamıza en son giren sensin. Yüzüğüm nerede? Ben de bir rüya gördüm. Biri arkamdan iş çeviriyordu. Görüyorum ki bu kişi aynı zamanda bir hırsızmış. Hiç kimse sonsuza kadar maske takamaz. Hatırlıyor musun Andres? Onu alsın. Majesteleri lütfen. Yüzüğünü bulacağım lütfen. Hayatım, merak etme. Baba, ya gerçeği söylüyorsa ve yüzük gerçekten de onda değil. Sen bu işe karışma. Masumiyetini kanıtlaması için ona bir şans verin.
Sen bilge ve adil bir kral değil misin? Avdan döndüğümde yüzüğü bulmuş olmasa dar ağacına götürülecek. Kusacağım. Acele et. Altın bantla sarılı olan mavi taş en saf ellerce kesildi. Bütün görkemine rağmen yakındaki en küçük bir yıldızdır. Kimse bu kadar uzun kusamaz. Endres! Ne zaman kaçırmış olmalı? Ya şimdi ne yapıyor?
Hayır, olamaz. Ne yapıyor şimdi? Bizi duyuyor mu? Hayır. Ne işi var? Hayır. Sen. Her şeyi mahvettin. Siz? Her şeyi mahvettin. Onları duyabiliyorum. Ne olmuş yani? Yardımınıza ihtiyacım var. Bir yüzüğü arıyorum. Üzerinde büyük ve parlak bir cevheri var. Onu görmedim. Ben de görmedim. Biri beni dışarı çıkarabilir mi buradan? Koyun. Hey. Beni dinle. Kraliçenin yüzüğünü gördünüz mü? Söylesene. Bilmiyorum. Ağrımızdan çık hemen. Bu da neydi böyle? Olduğun yerde kal! Dur! Dur! Hepsi senin suçun. Ha? Çok acıyor. İşte aç gözlülüğün sonu budur, tamam mı? Ama çok parlaktı. Ne kusacağım? Seni uyarmıştım ama her zamanki gibi beni dinlemedin. Hayır, bu doğru değil. Evet, her seferinde aynı şey oluyor. Abartıyorsun. Doğru olduğunu sen de biliyorsun. Onun nesi var? Bizi anlayabiliyor musun? Sadece kralın anladığını sanıyordum. O ne yedi? Bir mücevher. Kırmızı bir cevher göklerden yere düştü. Göklerden mi? Neden sırıtıyorsun? Orada. Buraya gel. Merak et. Korkma. Hadi. Hadi. Korkma. Ne? Yüzüğünüz efendim. Hizmetçiniz yüzüğünüzü buldu. Nereye saklamış? Saklamamış. Yüzüğü bir ördek yutmuş. Pencerenizden aşağı düşmüş olmalı. Yüzüğüne kavuştum. Ördeğin yuttuğunu nasıl anladın? Şans. Şans mı? Sadece şans. Andres. Çok şanslısın. Ya da değilsin. Amcan doğruyu söylüyordu. Beyaz yılan gerçek. Ne? Ne demek? Kral onu yiyor. Böylece hayvanlarla konuşabiliyor. Kasenin içine mi baktın? Evet. Bütün hayvanlarla konuşabiliyorum. Bu yüzden bu kadar çok şey biliyorum. Beyaz yılan mı? Evet. Ben de ondan yedim. Ne? Yüzü o şekilde bulabildim. Babamın bunu öğrenmesi gerekmiyor. Ama öğrenecek. Andres! Yenik siyah. O çok zekidir. Prenses, bir şey daha var. Babanızın anahtarını alın. Orada gizli bir kapı var. Orada ne bulacaksın? Bunu bilmiyorum. Size nasıl teşekkür edebilirim? Hayatta kal.
Kapıları kapatın! Majesteleri! O taşralı pisliği çabuk buraya getir! Yanında götürdüğü yılanı da. Yılan mı? Onu getirirsen kızım senindir. Emrinizdeyim. Peşimizdeler. Beni dinlemeyeceksen beni anlamanın ne faydası Sessiz var? Sessiz ol. Çok zekisin. Evet, sen beni kurtardın, ben de seni. Yaşıyorum! Evet. Ya, oh, oh. Ya, Felix, ucuz atlattık. Ve çok iyi atlattık. Aha. Eskiden sevdiğim bir harf vardı. Ama bugün yenisini seviyorum. Ş. Yaşamın Ş'si, evet. Aşkın Ş'si. Şehvetin Ş'si. Leonora için. Ama onu bir daha göremeyeceksin. Evet, heyecanımın içine ettin. Teşekkür ederim. Farkında mısın? Az önce ölümden döndüm. Biz mi? Sen? Evet. Ama ne dememi bekliyordun ki? Krala hizmet etmekle aptallık ettim. Evet, aptaldı. Onu dinlediğim için aptalım. Kral sadece insanları ve hayvanları kullanıyor. Ona güvenmiştim. Nasıl bu kadar aptal olabildim? Ama tek istediğim zeki olmaktı. Yardım edin! Yardım edin! Aşağı bak! Siz mi bağırıyorsunuz? Evet. Biraz vicdanım varsa bizi buradan çıkar. Bize yardım ediyor. Bize yardım ediyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen harikasın. Sen harikasın. İyi şanslar. Başaracaksın. Gördün mü? Onlar bana inanıyor işte. Peki ya kendi ailen? Ne olmuş onlara? Arnold seni nerede arayacak? Ho! Ne? Karıncalar. Herkese yardım edemezsin. Ama deneyebilirsin. Hadi. Sadece bekle, tamam? Oh, bırak beni! Bu bizden saklanmış. Peki ya Andres? Ondan iz yok. Yılan da yok.
Kralın zindanı öyle rahat bir yer değildir. Şimdi kralına itaat et ve o hainin nerede sakladığını hemen bana söyle. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Ve bilseydik de sana söylemezdik. Onu zindana götürün. Peki ya yılan? Onunla ben ilgilenirim. Onları kurtarmak zorundayız. Ha? Peki nasıl? Bir hata yaptım. Sadece beyaz yılanı geri getirirsem serbest bırakacağım. Ama yılan gitti. Henüz hiçbir şey bitmedi. Seni tanıyorum. Evet. Beni izle. Tutuyor. Onu aldığından beri beyaz yılanı. Beyaz yılan mı? Her gün ondan bir ısırık alıyor. Onu ben keşfettim. Son yolculuğumdu. Sihirli bir yılan. Her dili konuşabiliyordu. Ama baban onun gücünü ele geçirmek istiyordu. Bu yüzden yılanı öldürdüm. Onu korumaya söz vermiştim. Ama bunu başaramadı. Baba. Kendi kızıma bile güvenemiyorum. Sen güvenden mi bahsediyorsun? Yılanı geri alabilmek için beni Arnold'a sattın. Ama onu asla alamayacaksın. Anders hepsini yedi. Bütün yılanımı. Frederick amca.
güzel kızım. Sihir caziptir. Söylesene, bu Endres de kim? İyi bir insan. Kaçmak zorunda kaldı. Peki bütün yılanı yedi mi? O zaman onu durdurmak zorundasın. Ben çok zayıfım. Hadi çabuk ol. Onu durdurmak mı? Endres babanın asla vazgeçemeyeceğini biliyor. Ol mu? İstediğini ona getirecektir. Son bir beyaz yılan daha var. Yüzme bilmiyorum. Ben de yüzme bilmiyorum. Biz yüzme bilmiyoruz. Hadi ona söyle. Ne de olsa hayatımızı kurtardı. Hey sizsiniz balıklar. Nehrin ilerisinde bir geçit var. Karadan gidenler için geçmesi kolaydır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bol şans. Nehrin ilerisine. Gidelim. Geldik. Puslu orman. Burası atlara göre değil. Oo. Senin kadar zeki olanlara bile. Boşaz. Geri döneceğim. Başarabilirsin. Seni burada bekleyeceğim. Eski ve sırlarla doludur. Aradığın şeyi burada bulacaksın. Hey, peki ya sen? Ben senin kadar cesur değilim. Bu harika. Endres.
Sana yolu göstereceğiz. Hadi siz. Bu taraftan. Bu taraftan. Ben... Buraya gel. Hadi. Hadi bizi izle. Phoenix. Gel. Phoenix, Andris nerede? Andris! Andris! Yardımlarınız için teşekkür ederim. Rica ederiz. Amcamı buldum. Beni o gönderdi. Yılanı babama götürmemelisin. O türünün son örneği. Amcam mı? Baban ailemi kaçırdı. Buna mecburum. Doğru tercih. Keşke biraz daha az meraklı olsaydın. Baba. Buraya gel. Hayır. Demek bir yılan daha var. Onu bana getir. Onu getir. Hadi. Hadi. Şimdi ne var Andres? Hemen ölmek mi istiyorsun ha? Başlangıç. Son başlangıçtır. Hadi. Daha yakına gel. Sen gerçek değilsin. Başka beyaz yılan yok. Kimsin sen? Sen kız kardeşimi yedin. Katil. Onu ben öldürmedim. Öyle mi? Evet. Kendini göster. Yoksa korkuyor musun? Ben katil değilim. Şimdi. Ailemi kurtarmak zorundayım. Beni bırakırsan da sen öleceksin. İkimizin de ölmesi gerekmiyor. Ortak bir düşmanımız yok mu? Neden ona karşı birlikte savaşmamız? Krala karşı. Ona karşı ne gücün olabilir ki? Bir taşlıyı asla hafife alma. Bir kılıcın bile yok. Kullanmayı bile bilmiyorsun. O zaman bana yardım et.
istemiyorum. Evet. Yılan nerede? Dalga geçiyor olmalısın. Öyle olsun, nasıl istersen. Hadi gel. Matis'in oğlu. Peki sen kimsin? Ben kralım. Güzel bir kılıç. Bana iyi hizmet edecek. Nasıl açılıyor? Nasıl? Nasıl? Kraliyet mührü majesteleri. Evet. Bugünden itibaren... Bay Haznedar. Friedrich amca.
bugünden itibaren hasatların yalnızca onda biri vergi olarak alınacak. Bravo! Bunun da ötesinde krallıktaki bütün çocuklara derhal okuma ve yazma öğretilecek. Buna ek olarak sadece hayvanların hüküm süreceği beyaz yılan ormanını koruma altına alıyorum. İnsanlar oraya yalnızca hayvanlar kraliçesi beyaz yılanın izniyle girebilecek. Kraliçe Leonora. Artık hayvanların dilinden konuşmuyor olması çok üzücü. Yoksa ona aşık mı oldun? Ne? Efendim? Hayır, o bir insan. Ben de dans etmek istiyorum. Benimle dans etmek istemezsin.